Düzce Topuk Yaylası'ndan herkese mutlu günler değerli TV Spor izleyenleri. TV Spor olarak takımlarımızın Bolu Düzce kamplarını takip etmeye devam ediyoruz. Hocam merhabalar. Merhaba. Evet, Atakaş Hatayspor'un başarılı teknik adamı Ömer Erdoğan'la beraberiz. Hocam, Erzurum kampının ardından ikinci etap hazırlıkları için Düzce Topuk Yaylası'na geldiniz. Evet. Kamp dönemi nasıl geçiyor sizin için? Aslında iyi geçiyor. İşte Erzurum'da daha fazla kondisyon ağırlıklı, işte fiziksel açıdan kendimiz gelişmek açısından bazı ağır antrenmanlar yapıp ilk etabımızı orada bitirip şimdi burada daha fazla hem taktiksel hem işte yeni gelen oyuncularımızın da oyun formatıyla ilgili düşüncelerimizi kendilerine aktarıyoruz. Bunların çalışmalarını yapıyoruz. Zaten çok zamanımızda kalmadı ligin başlamasını. Burada da birkaç tane hazırlık maçı yapıp inşallah buradan İstanbul'a 1 Ağustos'ta 3 Ağustos'ta kısmetse Başakşehir'le bir hazırlık maçı yapıp Hatay'a döneceğiz kısmetse. Orada da ilk maçımız Kasımpaşa maçı hazırlıklarımızı devam ettireceğiz. Sezon öncesi hazırlık kampları takımlar için çok büyük önem taşıyor. Sizin de ikinci kamp döneminiz ilk dönemde Erzurum'da gerçekleştirmiştiniz. Az önce belirttiniz ilk olarak futbolcuları fiziksel olarak sezon hazırlıyoruz. Burada da herhalde daha çok taktiksel anlamda çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Hem fiziksel hem taktiksel olarak. Çünkü bana göre futbolcunun en önemli dönemi bu hazırlık kampı gerçekten. Burayı bir sağlıklı geçirirsek sezon içerisinde de bunun karşılığını alacağını inanıyorum. Dediğim gibi artık oyuncularımızı da belli bir seviyeye getirdik. İnşallah dediğim gibi bundan sonraki süreçte sağlıklı bir şekilde devam ettiriz. Çünkü maalesef dün şanssızlık yaşadık. Fatih Kurucu'nun bir diz sakatlığı yaşadı. Bugün aldığımız işte raporlarda da bir 4-6 hafta maalesef aramızda olmayacağını haberi geldi. Bizim için gerçekten çok üzücü bir durum. Çünkü zaten savunmada sıkıntı yaşıyorduk. Stoper arayışımız devam ederken bir stoperimiz daha sakatlanınca bizi biraz sıkıntıya soktu. İnşallah bundan sonraki süreçte diğer arkadaşlarımız da bir sıkıntı yaşamayız. Sağlıklı bir şekilde kampı bitiririz. Ligde hazır bir duruma buluruz. Öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Çok önemli bir kayıp. Sizin de yeni transferlerinizden biri Vavakas Fatih Karagümrük'ten kadronuza katmıştınız. Evet. Transfer dönemi demişken nerelere transfer yapmayı düşünüyorsunuz? Şu anki transfer çalışmalarınız nasıl işliyor? Vallahi bizim geçen seneyle kıyaslarsak bu sene neredeyse sil baştan bir neredeyse bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü çok giden oyuncularımız, ayrılan oyuncularımız oldu. Savunma hattı neredeyse komple değişti. Orta sahada işte Ryan Abit gibi oyuncuyu kaybettik. David Akintola kiralık geri döndü. Onun için dediğim gibi çok transfer yapmamız gerekiyordu. Bazı oyuncuları aramıza kattık. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Özellikle savunmaya bir tane stoper, belki bir tane daha yerli stoper bulabilirsek oraya takviye yapmak istiyoruz. Onun dışında orta sahada belki bir tane oyuncu daha transfer yapabiliriz. Kenarlara bir veya iki tane oyuncu alıp öne de bir tane daha alternatif santro bulabilirsek dediğim gibi en az bir 4-5 tane daha oyuncu almayı düşünüyoruz. Yoğun bir şekilde yönetimimizle birlikte bu transferleri bitirmeye çalışıyoruz. Gönül ister tabii oyuncuları çok daha önce aramıza katalım. İşte bu kamp dönemini hep birlikte geçelim. Çünkü oyuncunun bir adaptasyon takımı uyum süresi var. Onun da tabii ki fiziksel olarak bazı çalışmalarını yapması gerekiyor. Ama her şey maalesef istediğimiz gibi olmuyor. Zaman zaman işte sıkıntılar oluyor. Oyuncuları buluyoruz. Oyuncuları ikna etmekte zorlanıyoruz. Veya oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. O tür sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ama dediğim gibi konuda iyi giden takımlardan bir tanesi. Çünkü erken başladık. Şubat, Mart ayından itibaren kendi ekibimizle birlikte transfer çalışmalarını, arayışlarını başladık. Oyuncuları belirledik. Her mevki açıkçası 3-4 tane alternatifli bir oyuncu grubu belirledik. İşte onları şimdi şu an yönetimimiz görüşüp inşallah bu önümüzdeki hafta sonuç alırız. Aslında siz de az önce belirttiniz, transfer yapmak ayrı bir süreç. Bu transferlerin takıma katıldıktan sonra takıma adaptasyonları, ülkeye adaptasyonları büyük sorumluluk taşıyan bir söz konusu. Evet. Siz bu süreci nasıl atlatıyorsunuz? Şimdi biz geçen sene de böyle bir süreç yaşadık. Geçen sene de özellikle yabancı transferlerin %90'ı daha önce hiç Türkiye'de oynamamış, Süper Lig'i bilmeyen, Türkiye'yi bilmeyen oyunculardan kurulu bir takım oluşturmuştuk. Tabii biz burada ikili iletişimle, diyaloglarla ve oyuncuyu transfer etmeden önce oyuncunun futbolcu kalitesi dışında bir de karakteriyle ilgili bazı araştırmalar yapıyoruz. Yani gerçekten burada
takıma uyum sağlayabilecek mi? Aidiyet duygusu yaşayan bir oyuncu mu? İşte karakter olarak da bize sıkıntı yaratabilir mi? Veya bu ailenin bir parçası olabilir mi? Onun da araştırmasını yapıp oyuncuları transfer ediyoruz. O konuda geçen sene şanslıydık diyebilirim. Çünkü oyuncularımızın çoğu gerçekten, hatta hepsi diyebilirim, çok güzel bir aile ortamı oluşturdu. Hem sağ içerisinde hem sağ dışında çok güzel bir takım olduk ve bunun da zaten ligde karşılığını elde ettiğimiz başarıyla almış olduk. Bu sene de inşallah umut ediyorum ki yeni gelecek arkadaşlar, şu ana kadar gelen arkadaşlar da çok çabuk uyum sağladılar, bunu demem gerekiyor. Burada tabii ki daha önce oynayan arkadaşlarımızın yeni gelenlere işte kucak açması, takımına çok çabuk uyum sağlamasına çok yardımcı oluyorlar. Özellikle Mahmut Diyof gibi, Münir gibi işte çok tecrübeli ve bu sene de bizim kaptanlarımız iki arkadaşımız da ve Emre Çolak'la beraber bu tecrübeli arkadaşlarımız da buraya yeni gelen genç arkadaşlarımız, yabancı arkadaşlarımıza hem şehri hem ligi hem işte bizim oynattırmak istediğimiz oyunsal olarak neler beklediğimizi, onlar da bize yardımcı oluyorlar. Bizim işimizi kolaylaştırıyorlar. Aslında transferlerde de şu da bir söz konusu. Bu sene şöyle bir dezavantajınız olabilir mi acaba? Geçen sezon biraz yeni Süper Lig'e çıkmış bir takımdınız. Çok fazla dikkat çekmeyen isimleri kadronuza katmıştınız. Ama gösterdikleri performansla herkesin dikkatini çekmeyi başardılar. Bu seneki futbolcuları da şimdi rakipleriniz de, taraftarlar da, spor severler de artık hani yeni bir Bupenza, yeni bir Diouf etkisi yaratır mı şeklinde bakıyorlar transferlerinize. Bu bir yeni gelen oyuncular için bir dezavantaj olabilir mi? Ya şimdi tabii ki dezavantaj da olabilir, avantaj da olabilir. Çünkü biz geçen sene bu scouting olayını çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü biz oyuncuların çoğunu, transfer ettiğimiz oyuncuların çoğunu teknik ekibimle beraber işte boş zamanlarımızda yurt dışında maç izleyerek takip ettiğimiz oyunculara öncelik verdik. Çok emin olduğumuz oyunculara. Şimdi de mesela oyuncu izlerken çok oyuncunun arasından seçerken işte bazı kriterler var. Beklediğimiz mevkisi olarak neler beklediğimizi hep birlikte ekibimizle beraber izleyip karar veriyoruz. Bu iş bizim işimizi açıkçası kolaylaştırıyor. Tabii ki hata yapma payımız olabiliyor. Transferlerde hepsini %100 tutacağı anlamına gelmiyor. Oyuncu belki daha önceki oynadığı ligde çok başarılı bir dönem geçirmiş olabilir. Çok önemli bir kariyere sahip olmuş olabilir ama Türkiye'ye uyum sağlamasında, ne bileyim işte ülkeye uyum sağlamasında, Türkiye futboluna uyum sağlamasında belki sıkıntı yaşayabilir. Ama dediğim gibi geçen sene bu konuda şanslıydık. Umut ediyorum bu sene de bazı sürpriz isimler öne çıkar. Şimdi mesela bir Mehdi diye bir genç oyuncu aldık. Geçen sene Fransa 3. liginde oynayan 2. ligin Gingamp'ın oyuncusuydu. Açıkçası biz oyuncuya ulaştığımızda kendimiz izlediğimiz, bulduğumuz bir oyuncuydu. Oyuncuya ulaştığımızda hatta menajerle konuştuğumuzda oyuncu çok şaşırdı. Menajeri de şaşırdı çünkü oyuncunun Türkiye pazarına sunulmadığını, herhangi bir Türkiye'de bir kulüple hiç bugüne kadar da temaslı olmadığını, tam tersi Fransa 1. liginden izleyenlerle, Fransa 1. liginden takip edilen bir oyuncu olduğunu çok şaşırdılar ve dediler ki sizi tebrik ederim çünkü tamamen bu bir scouting başarısı. Hani menajerler tarafından önerilen değil, kendi ekibimizle beraber Fransa sırf 1. lig bile değil, 2. 3. ligleri de takip ediyoruz. Oradaki ilgimizi çeken oyuncular not tutuyoruz. Genç yaşta bulduğumuz oyuncular var. Onların gelişimini takip edip transfer etmeye çalışıyoruz. İnşallah dediğim gibi Mehdi gibi işte diğer arkadaşlarımız, yine transfer ettiğimiz, edeceğimiz arkadaşlar da geçen sene burada elde ettiğimizin başarılarının devamını birlikte yaşarız. Şimdi transfer deyince bir de Atakaş Hatayspor deyince akla gelen kuşkusuz tek bir isim var. Bupenza. Hem Süper Lig'de çok fazla taliplisi var, hem de Avrupa'dan taliplisi var. Bupenza transferi şu an sizin bildiğiniz kadarıyla ne durumda? Valla Bupenza'nın aylardır sürekli bir transfer gündeminde, hem yurt içinde olsun hem yurt dışında çok ilgilenen kulüpler, hatta artık bu kadar profesyonelce Avrupa'daki kulüpler çalışıyor ki isim vermek istemiyorum ama bazı kulüplerin teknik direktörleri direkt beni arayarak oyuncuyla ilgili bilgi almak istediler. Özellikle karakteriyle ilgili. Az evvel ben nasıl biz oyuncuyu transfer ederken sırf futbol performansıyla değil, aynı zamanda karakteriyle ilgili de bilgi topladığımızı söylediysem, yurt dışından da transfer etmek isteyen kulüpler bana açıkçası oyuncunun hem karakteri hem antrenman performansıyla ilgili bilgi alıyorlar. Dediği gibi o süreç devam ediyor.
Bizim kulübümüz, başkanımızın böyle bu konuda zaten açıklamalarında sürekli tekrar ettiği şey var. Eğer bizi ikna edebilecek bir teklifle gelirlerse, bizi memnun edebilecek teklifle gelebilirlerse bu penzayı satmaya düşünüyoruz. Ama eğer o şekilde şartlar oluşmazsa bu penzayla devam edeceğiz. Şu an açıkçası daha netleşmiş bir şey yok. Biz de süreci bekliyoruz ama tabii ki aynı zamanda hem takım içerisinde olası bir Bopenza gidişine hazırlıklıyız. Her türlü oraya transfer yapacağız. Olası bir transferde hiç sıkıntı yaşamadan inşallah yerine gelen arkadaşlarımızla devam ederiz. Ama Bopenza da bizimle beraber devam ederse de biz Bopenza'dan faydalanmaya devam ederiz inşallah. Sizin tasarrufunuz nedir? Yani söz konusu size geldiği zaman son sözünüz ne olur Bopenza transferiyle ilgili? Tabii ki bu konuda kulübü de düşünmem gerekiyor. Çünkü gerçekten kulüpler çok zor durumda. Kulüplerin gelirlerle gider arasında çok büyük farklar var. Kulüpleri de ayakta tutmak için sürekli hani bu şekilde eğer oyuncunuza çok ciddi bir talep varsa, o söylenen rakamlar gerçekten de oluşacaksa bu kulübü de rahatlattıracak. Çünkü eninde sonunda böyle bir de gerçek var. Bopenza evet geçen sene çok iyi bir performans sergiledi ve en iyi değerinde bana göre bir futbolcuyu hem oyuncuya yardımcı olmak açısından, çünkü onun da eminim farklı hayalleri, hedefleri vardır. Hem de kulübü düşünerek bu transferi açıkçası ben onay veririm. Peki transferin söz konusu olması halinde geçen sezon en çok gol atan ikili sizin kadronuzdaydı. Mamedyov'la Bopenza. Bu ikilinin bozulması durumunda gücünüz ne ölçüde etkilenir sizce? Tabii şu an öngöremeyiz. Hani, dediğim gibi tabii ki önemli bir kayıp. Çünkü az evvel de bahsettiğim gibi gönül isterdi özellikle geçen sene bu kadroyu, başarılı bir sezon geçiren kadroyu bozmamak, aynı oyuncularla devam etmek, hatta oyuncuların üzerine birkaç tane az takviyeyle güçlendirip artık birbirini tanıyan, hocasının işte ne oynatmak istediğini bilen oyuncu grubuyla, benim de oyuncudan neler alabileceğimi bildiğim bir oyuncu grubuyla devam etmek tabii ki her hocanın hayalidir ve isteğidir ama bu her zaman oluşmuyor. Çünkü oyuncuların sözleşmeleri bitiyor, şartları işte bazen kulüpler için imkansız oluyor. Ama bu konuda sözleşmesi biten veya kiralık olan oyuncularımıza gerçekten kulüp yapabileceği en iyi teklifleri yaptığını ben gördüğüm için burada kulübümü suçlayamam. Kulüp gerçekten oyuncuları tutmak için, devam etmek için, benim isteğimi yerine getirmek için bir mücadele verdi ama dediğim gibi bizim de belli bir bütçemiz var. O bütçeye göre hareket edebiliyoruz. Geçen sene de Süper Lig'de belki bu ödeme konusunda en iyi kulüplerden bir tanesiydik. Benim için de bir hoca olarak için de çok önemli bir konu. Çünkü ben oyuncularımın işte zamanında eğer parasını alamıyorsa veya parasal anlamda kulübüyle bir sıkıntısı varsa bu bana da yansıyor, performansa yansıyor. Bu problemlerle karşı karşıya gelmek istemem. Çünkü oyuncu eninde sonunda bu ülkeye profesyonellik gereği geliyor. Kendi geçimini sağlamak, işte geleceğini kurtarmak için geliyor. Para kazanmak için geliyor. Bunun da bir karşılığını istiyor. Siz kulüp olarak bu şartları yerine getirirseniz oyuncu daha iyi konsantre oluyor işine. Bu konuda da biz geçen sene çok önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Bunun devamını getirmemiz gerekiyor. Onun için dediğim gibi bazı konularda, işte Bopenza konularında eğer kulübü gerçekten rahatlatacak ve kulübü ekonomik anlamda bir katkı sağlayacak bir transfer olacaksa tabii ki biz de mecburen burada bu konuda yardımcı olmaya çalışırız. Geçtiğimiz sezonu dönelim isterseniz hocam. Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım olarak çok büyük bir başarı imza attınız. Son iki haftaya kadar Avrupa kupalarına katılma kotasında bulunuyordunuz. Son iki haftada yaşadığınız puan kayıplarından dolayı Demir Grup Sivasspor bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil ediyor. Bu sezonki hedefleriniz nasıl? Geçen sezonu tekrar yaşatmak istiyor musunuz? Şimdi tabii ki beklentiler çoğaldı. İnsanlar özellikle kendi camiamızda, kendi taraftarımızın da beklentileri çoğaldı. Biz de inşallah beklentilere cevap vermek için dediğim gibi kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi aynı kadroyu korumuş olsam ve birkaç takviyeyle bugün burada karşınızda olsam çok belki daha farklı iddialı konuşabilirdim ama şu an açıkçası bir görmem gerekiyor. Çünkü daha hala transferleri bitiremedik, kadroyu oluşturamadık. Yani gelen oyuncular ne kadar çabuk uyum sağlayacak, ne kadar çabuk işte Türk futboluna uyum sağlayacak, bunu görmemiz gerekiyor. Şu an açıkçası dediğim gibi ben
Geçen sene de bizim özellikle sezon başında iyi bir seri yakaladığımızda, bu sorular bize sorulduğunda söylediğim ve tekrarladığım şey vardı. Maçtan maça bakıp işte sezon sonu bizi bu sonuçlar nereye götürür onu hep beraber göreceğiz ve ondan sonra eğer sezon sonuna yaklaştığımızda farklı bir hesapla, farklı bir hedefle karşı karşıya kalırsak bunu zorlayacağız diye bir açıklama buldum. Nitekim öyle oldu. Son haftalara işte bu beşinciliği yakalama fırsatı bulduğumda ben de açıklamalarımda işte evet beşinciliği önümüzde yakalayabileceğimiz bir hedef. Onu zorlayacağız sonuna kadar diye açıklamalarda bulundum. Şu anda açıkçası dediğim gibi yine biz maçtan maça konsantre olup ligin gidişatını takip edeceğiz. İnşallah yine Türk futbol izleyicilere, bizim kendi taraftarımıza yine keyifli futbol izlettirebiliriz. Yine insanlar televizyon başında olsun, stada inşallah bu sene taraftarlarımıza gelirse coşkulu bir oyuncu grubu izlerler. Her maçta, yenildiği maçları bile gerçekten takım olarak çok iyi mücadele, terin son damlasına kadar mücadele eden bir oyuncu grubu ve her maçta galibiyete yakın futbol oynayan ve ofansif futbol oynayan bir takım izlettirmek istiyorum. Hocam şunu da sormak istiyorum. Yaptığınız transferlere bakacak olursak genelde yerli oyuncular üstünde ilerliyorsunuz. Ve Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kontenjanında bir değişikliğe gitti. Sahada 8 yabancı oyuncu olacak. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya tabii ki birden oluşu, daha doğrusu hani 11'den 1'den 8'e düşmesi ne kadar federasyon. Geçen sene de bunun zaten kararını alıp da bir sene ertelemesi, aslında kulüplerin buna hazırlıklı olması gerekiyordu ama maalesef havuzumuzda çok açıkçası alternatif yok. Benim her zaman dile getirdiğim bir konu var. Benim gönlümde Türk futbolcular kendi evlatlarımızıyla bu mücadeleyi verelim ama gerçekten çok havuzda çok fazla seçenek yok. Bizim sıkıntımız eğer Türk futboluna bir katkı sağlayacaksak, Türk futbolcunun gelişimine destekleyeceksek bu yabancı kuralıyla değil, altyapıya daha çok önem vermemiz gerekiyor. Zaten bu konuyla ilgili benim meslektaşlarım da sürekli aynı konuyu dile getiriyor artık. Bizim sıkıntımız üst taraf değil, alt tarafta. Hem eğiticilerde, özellikle altyapıdaki hocalarımız ve aynı zamanda altyapıdaki imkanlarımızı çok daha iyi şekilde geliştirmemiz gerekiyor. O tarafı biz düzeltmediğimiz sürece 11 yabancı da oynansa, 11 yerli de oynansa çok fazla bana göre çok farklı bir şeyler beklememize gerek yok. Hocam az önce siz de belirttiğiniz stadınız yapıldı artık. Yeni stad. Pandemi sürecindeki şu anki koşullar göz önüne alındığı zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nda taraftarların girebileceğini söyledi tribünlere. Siz de uzun sene sonra Süper Lig'de mücadele ettiniz ama taraftarlarınızdan yoksundunuz. Bu sezon taraftarınızla beraber daha zorlu bir Hatay Spor deplasmanı görecek miyiz? Kesinlikle. Hani biz geçen sene maalesef taraftarlarımızın önünde oynayamadık. Bu güzel sezonu gönül isterdi. Özellikle içeride oynayacağımız maçlarda taraftarlarımızın önünde daha coşkulu bir şekilde sergilemek, bu galibiyetleri onlarla birlikte kutlamak isterdik. Geçen sene kısmet olmadı ama federasyonun yaptığı açıklamalarda büyük ihtimalle %50 kapasitede seyirci alınacağını duyduk. Bu bizim için gerçekten sevindirici bir olay. Çünkü geçen sene İlk defa Türkiye'ye gelen işte bu yabancılar, yeni gelecek yabancılar maalesef bizim Türk futbol severlerin ne kadar coşkulu bir taraftar grubu olduğunu, takımlarını ne kadar sevdiğini, sahip çıkıp desteklediğini görme fırsatı da olacak. Bizim için bir artı olacak. Yeni stadımızda olmamız da bizim için çok güzel bir heyecan. Geçen sene eski stadımızda oynadık. Orada da gerçekten çok güzel başarılar imza attık ama şimdi yeni statta yeni başarılara imza inşallah taraftarlarımız önünde bu sezonda atmak bize nasip olur. Çok teşekkür ederim değerli cevaplarınız için hocam. Evet değerli izleyenler, Atakaş Hatay Spor'un başarılı teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın değerlendirmeleri geldi ekranlara.